Herkese merhaba arkadaşlar, Tlung Dark'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son Bozana'dan ayrılıyorduk. Ulan ayrılamadık lan, 1. bölüm 2 dedik, 3 dedik, 4 dedik, hop. Tuttu fırlattı kalbimi. Ulan şakanın da bir sınırı var, hemen böyle şakayla başlamayalım. Bu ne münasebet canım, hemen çıkıp gideceğim. Kar, fırtına, bilmem ne zaman çıkırayım ben, her şeye rağmen yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bir daha arkaya dönüp bakmak yok. Daima ileri, onu size söyleyeyim. Dipdüz gideceğim, sağa döneceğim arkadaşlar. Şu an şu tarafa bakıyorum ya, o tarafa doğru tırmanmaya çalışacağım. Ölmüş geek, yazık olmuş ya. Kurt bunu ne biçim parçalıyordu arkadaşlar? Benim gözümün içine bakıp benden yardım istedi. Ama ben dedim, ben götümü siksen yine yardım etmem. Vahşi doğa benim yuvam, ondan korkmam. Kara her daim zaten bir haz duymuşumdur. Seviyorum ya ben doğayı. Ama soğuktur oğlum, soğuktan da bir yandan nefret ediyorum. Susamışam. Ulan beyciğim, ama su almamışım, ne aptal insanım amına koyayım ya. Gidiyoruz Bozana yandan çıkıyoruz, yanımıza 1 kilo su almıyoruz ya. Neyse, yolum şu tarafta. Aslanın kokusunu alan köpekler hemen havlamaya başladı. Bak hele, bak hele. Bir tane kurt orada arkadaşlar. Bulaşmayalım, Allah'ından bulsun. Çünkü ona yetecek ne gücüm var ne dermanım var amına. Keşke ormanda 2 tane bana ışık perisi gelip koluma girseydi. Umutcum boynumdan öpü öpe beni götürseydi, ne kadar güzel olurdu ya. İnsanı ayakta tutan hayalleridir. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Çok acıkmışım, bakayım bende şu an yiyecek ne var. Sardalya var. Taze çikolata var. Çikolatayı gömerim Allah. Açım arkadaşlar. Çikolata 3 tane var o da. Merhabalar. Tavşan neler, sen şu an keyfini çıkar, hele o çikolatalar bitsin, nasıl sen boynunu kırıyorum. Bekle sen pezevenk seni. İleride bir ev var. Hayır olsun inşallah. Evin içinde umarım tecavüzcüler yoktur, yine de bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir yere benziyor. Şöyle. Oh, ben burada dinlenirim bayağı. Şu sobayı yakıp biraz ısınayım arkadaşlar, ama fazla geç olmadan da gideceğim yani. Burada sadece birazcık oyalanacağım. İnsan vücuduna kapis amına koyayım ya. Kendini ısıt, karnını doyur, yok uykunu al. Halbuki kurt değil mi amına koyayım? 8 gün yemek yemese durabiliyor. Ben ay çikolata yemeden başım dönüyor deyip orada yıkılıveriyorum. İnsan olmak istemezdim amına koyayım. Keşke bir pençem olsaydı, bir yaratık olsaydım. Bir gün bir tane çocuk kırda bayırda koşup eğlenirken bir tane bal arısı onu ısırmış. Çocuk da o sinirle gitmiş arıyı öldürmüş. Tabi çocuğun annesi arının öldüğünü görünce demiş ki, oğlum niye gittin zavallı hayvanı öldürdün? Çocuk demiş, anacım beni ısırdı, bana soktu. Bunu duyan annesi de demiş ki, baban da bana soktu, ben babanı öldürüyor muyum? Ulan var ya, ne biçim hikaye ya. Hiçbir anlamı yok gerçekten, hiçbir öğreticiliği yok. Neyse arkadaşlar, ben burada ısındım. Devam edeceğim. Şu ilerideki dağlara az kaldı, oraya gidip tırmanacağım yani. Bu ne? Dağcılık arenası. Yavaş yavaş her şey belli olmaya başladı arkadaşlar, kurtulacağımız günler yakındır. Şu an var ya, çok güzel bir tepedeyim arkadaşlar, manzaraya baksanıza ulan. Ve gel de git sevgilini bul anasını zaten bu koca dünyada. Tam olarak galiba yerimiz burası arkadaşlar. Halatı buraya kurmamı istiyor. Vay vallahi güzel ha, sağlam bir halat kurmuşum. Buradan kemi bırakacağım. Valla nereden baksan bir 30 metre var, bir gökdelen kadar gökdelen. Böyle kendimi bırakıyorum hafifçene. Sakin ol, sakin ol usta. Aman aman ayağımız kayarız, 30 metre valla parçamızı da bulamazlar. Kurtlar yer bu sefer amına. Yavaş yavaş, acelemiz yok. Yükseklik korkun varsa yukarıya bak, hiç aşağıya da bakma. Bir görevi daha, bir görevi daha, düşme orospanın evladı, düşme. Tam diyordum başarıyla tamamladık, düştü herhalde arkadaşlar. İp orada kaldı da herhalde bana bir yardımı olmaz. Ama ne güzel, onunla insan götünü silebilir. Şimdi ben burada bir yerde kamp kurup dinlenmem lazım. Hem çok açım, susuzum, yorgunum. Orada biri kamp ateşi yakmış. Umarım güvenilir birisidir. Merhaba beyefendi. Paylaşacak bir tasık çorbanız var mı acaba? Ateşin başında oturmuş. Ne kadar yakışıklı bir beyefendi acaba. Bana yardımcı olur musun usta? İşte yine karşılaştık. He, bu benzinlikteki o maldır ya. Fincan kahveni alıyorum usta. Sana da sormuyoruz ama kusura bakma yani. Sen ne güzel bir insansın, bana tavşan eti de pişirmiş. Oğlum bu kadar iyiliği var ya, karşılıksız yapmaz ha. Her an beni şu çadıra atabilir arkadaşlar. Aa, kardaki ayak izim. Benim ayaklarım da büyük, nereden baksan bir 48 var, bir de mantarlı.
cilt hastalığı, ne yapalım? Alıyorum suyu. Hemen siktir olup gidiyorum, hadi kendine bak. Şu tarafa doğru devam edeceğim. Arkadaşlar şurada bir mağara mı var? Bana mı öyle geliyor? Oo, valla bildiğin mağara ha. Hem de uyku tulumu da var. Kayıp cennet, yemin ederim. Ver. Ben bununla her yerde uyuyorum. En çok ihtiyacımın olduğu şeylerden biri. Sırt çantasını da arayalım. Taze kuru et, ağrı kesici, kereste kibrit. Oğlum ne istesen var amına koyayım. Çok yararı dokundu bu mağaran bana. Şurada aslında biraz istirahat edebilirim. Tavşan, şurada kamp yapmaya karar verdim de et cihazım bitmiş ayol. Gel buraya seni. Seni gidi seni. Amına koyayım pezeven gideyim yora. Gusül almış tavşan ne biçim kaçıyor. Lan gel be. Aman. Hiçbir zaman bıkmayacağım. İstemiyorum. Bunları öldürmek istemiyorum. Ama vahşi doğa. Sen ölmezsen ben ölürüm. Çok uzattım. Bir gün bir tavşan bir kaplumbağayla yarış halindelermiş. Kaplumbağa kahpelik yapıp kabuğuna çekilmiş. Sonra... Ateş yakmam için biraz çubuğa ihtiyacım var. Mesela bu dal parçasını alalım. Güzel. Şu odunu taşımaya gerek yok. Fazla kalori de yakmayalım. Enerji ihtiyacım var yani. Döşeğimi buraya sereyim. Mağarada yatacağım valla. Bir nereden baksam çok yorgunum arkadaşlar. Bir 10 saat uyuyor böyle. Kesintisiz horla o rüya gör. Uyku benim gözümde resmen zamanı ileri almak için bir zaman makinesi gibi bir şey. Hava tam ısınsın tekrar yolculuğumuza devam ederiz. Hem açım hem susuzum. Taze kuru et. Atalarımız demiş ki her şeyin kurusu faydalıdır arkadaşlar. Kuru kayısı, kuru et, kuru üzüm. Tatları berbat olsa da faydalıdır yani. Yapacak bir şey yok çünkü ne adı işte kuru. Bir şeyin tadı ne kadar kötüyse sağlığı o kadar fazladır arkadaşlar, bunu unutmayın. Akdeniz akşamları güzel kızlar koynumda, biri burada biri orada. Amına koyayım bazı göt verenler şey diyor, ben geceyi gündüzden daha fazla seviyorum, yok daha romantik, yok kendimi daha özgür hissediyorum amına koyayım, sırf böyle şairsel görünmek için. Halbuki gece ölüm var, soğuk var, kötülük var. En iyisi gündüz arkadaşlar, öyle diyeyim size. Sabahtandır sabah olmasını bekliyorum. Anasını satayım, ben şehirdeyken bu gayet yiyemiyordum. Vahşi doğanın güzel yanı da o ha. Şimdi kırmızı et bedava amına koyayım. Gördüğün yerde tavşanları öldür. Kim ne diyecek? Burada çok dinlendik. Ben uyku tulumumu alıyorum. Ateş de burada kalsın, belki bir gariban daha gelir girer. Çantaya da şey bıraktım, dildo. Şurada koca bir ip sarkıtmışlar. Resmen gel de tırman gibisinden. Oyun bana bu kadar yardımcı olması bilmiyorum, biraz tuhaf ha. Çıkayım. Yukarıda beni ne bekliyor acaba? Çıkmak daha zordur arkadaşlar. İnerken böyle bacaklarını sar in ama çıkarken kas lazım. Kas gücü, göt teri, alın teri. Hadi aslanım başarırsın sen. Neler yapmadın ki bugüne kadar? Mahkum mu öldürmedin, tavşan mı kırmadın boynunu? Hadi aslanım. Yapabilirsin ula. Dayan ula. Hadi düşme ammeni sikime, ben az kaldı ha. Az kaldı takla atıyordu göt veren. 2-3 adım kalmış lan, ne oluyor sana? Devam. Ay nefes alamıyorum. Hadi be. Ne kadar yavaş bir insansın bak. Kendime bir sargı bezi saracağım arkadaşlar. Tırmanamıyorum bir türlü ya. Belki bir hastalığım vardır gibisinden. Ulan bütün ilk yardım şeylerini de harcadık ha. Ağrı kesici mi alayım? Antiseptik mi amına koyayım? Kullan kullan. İnşallah hastalanmam. Oh come on. Hadi ama. Bu da olmadı. Arkadaşlar bu sefer de olmasa yapacak hiçbir şey yok. Ulan hadi lan bu sefer tırman lan. Daha yeni çok fazla yüküm vardı. Şimdi yükümün yarısını boşalttım, ele geldim arkadaşlar. Bu sefer olacak gibi. Sabahtan uğraşıyorum buraya tırmanmakla lan. Gece oldu gördünüz mü amına koyayım, yıldızların şeyine bak. Ay bir dilek tutayım. Bu yıldız ben çok güzel. Oh be. Dünya varmış amına koyayım tepelikte ya. O neydi, ben orada aşağıda ile kaldım ha, bir türlü çıkamıyordum amına. Yeni bir yüksekliğe çıktık. Burada ilk yapacağım iş karnımı doyurmak olacak. Aha burada bir kütük var, niye görmemişim lan bunu. Köprü görevi görür böyle, kaymazsak. Kayarsak zaten son kayışımız olur. Öyle sakince kütükten geçiyoruz. Ah bu çile çekilmez. Sen olmasan Mahmut. Şalalan oraya doğru gideriz. Hem su var, taze su. Hem geyik meyik belki buluruz. Aş ederim. Oyunda ilk defa bir şalaleye bu kadar yaklaşıyorum arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar yemin ederim. Vallahi harika.
Şu geyikten yararlanabilir miyim bir bakayım hele. Valla bir kilo et çıkıyormuş. Topla topla topla. Ama donmak üzereyim ha. Yavaş yavaş da hipotermi geçiriyorum. Şuraya nisi ben bir ateş yakayım. Daha zaten yolumuz uzun. Her 20 dakikada bir ateş yakıyoruz ama ne kolum memleketinde. Sinirlerim bozuldu ya. Tamam nimet bol, tavşan bol da bu kadar ateş yakılmaz lan. Ben size söyleyeyim arkadaşlar, bu kadar ateş bu eti pişirmez. Biraz daha ben moduna ihtiyacım var. Karga tüyü yaksak ateşe etki eder mi? Geyik etinin pişmesi için daha 20 dakikası var arkadaşlar ama ateş 5 dakika sonra sönecek. Yani bu da demek oluyor ki eti pişiremeyeceğiz. Yakıt da yok, şey ekleyelim ateşe. Ne yapayım, biraz daha götümüzü ısıtıp aç aç yolumuza devam edelim. Açlık öldürmez. En az bir hafta insan aç yaşar. Ama soğuk 2-3 saate dondurur amına. Etimizi de yiyemedim, açım. Şelaleyi güzel yapmışlar lan. Ne güzel akıyor öyle mavi mavi. Mavi mavi masmavi. Gözleri boncuk mavi. Ben ona vurulmuşam. Onun o götü neydi öyle. Mavi mavi masmavi. Bu ne lan? Taşmış. Oğlum burası nasıl vadi lan? Her an başıma 8 tonluk bir kaya parçası düşebilir. O yüzden biraz hızlanıyorum. Sağa sola bakmadan, doğanın güzelliğine de bakmadan ilerliyorum arkadaşlar. Çünkü donmak üzereyim. Uykum var. Açım. Sefil haldeyim. Allah belasını versin. Her yerde şelale çıkıyor. Şu ne? Şurada bir mağara var arkadaşlar. Ulan inşallah bir sürü çikolata vardır o mağaranın içinde. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim diyerek girelim. Ulan hazır kimse yokken şu mağarada bir saat dinleneyim. Bir saat de olsa amına koyayım. Bir saat de bir saattir. Şöyle yorganı atayım karın üstüne. Bir saat uyu. Maksat gözlerimi dinlendirmek, biliyor musunuz? O sırada et de pişer. Böyle. Her fırsatı değerlendireceğim ben. Yoksa ette kalamam. Merhabalar. Amını sikim, et yanmış ya. Ulan çıldıracağım ha. Et yanmış amına koyayım ya. Devam et, devam et. Sen zaten bu cenabetlikle fazla yaşamazsın. Mağaradan da amına koyayım, koca ayı çıksa şaşırmam ha. Bitmiyor, aynı kötü yorum yapanların göt deliği gibi geniş bu mağara. Bitmiyor ki. Kim bilir karşımıza ne çıkacak da. Açım. Açıktayım abi. Sadece sıcaktır buranın güzel yanı. Mağara. Daha çok yarasa ve mağara ayıları yaşar. Mağaralar insanoğluna eski dönemlerde çokça ev sahipliği yapmıştır. Aman Allah'ım, bu da ne? Büyük bir taş. Taşlar çok ürkütücü. Ulan bir çıkış yolu. Koş 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 koş. Oğlum nefesim daraldı, bende klastrofobi var. Koş lan ama iskim ya. Bak hele bak. Susadım ha. Susadım, su isterim. Mağaranın kolonları, yemin ederim baksanıza şuna. Mağarayı bunlar ayakta tutuyor resmen. 3 tane. Ah, şöyle bir çıkış var. Kurtuldum mu yoksa yanlışlık mı ettim? Ne yaptım ben ya? Arkadaşlar korkutu öldüm. Ver şu tüfeği, al şu tüfeği. Ulan ne oluyor mağaranın çıkışında? Savaş var lan. Kurtar adamı, kurtar. Bir tane arkadaşlar ayı adamı paramparça etti. Ateş! Ateş! Ondan sonrasını hatırlamıyorum ben. Evet, bölüm 2'ye geçiyoruz. En son o ayıyla karşılaştıktan sonra bakalım neler olmuş. Kurtardık mı acaba adamı? Gene bir evdeyiz. Soba dayanıyor. Oh be, ne zamandır bir insan yüzü görmüyorduk. Acaba adamın evinde miyiz? Kurtarmıştık ya arkadaşlar. Ellerini nasıl ovuşturuyor piç? Gören de yanlış anlar yani. Hadi be, bunu amına koyayım. Ah kahretsin. Ayının altında kalan adam buydu, biz olmasaydık tecavüze uğruyordu. Nasılsın usta? İyi misin? Ayı. Amına koydum aptal ağa. Bilinç altında ayı kalmış. Ben seni kurtaran bir insanım. Sakin ol. Sakin ol. Geçti. Benimlesin tatlım. Sana Barbie oyuncağını getireyim mi? I'm the one who saved you from the bear. Evet, seni evden kurtaran kişiyim adamım. Onu öldürdün mü diyor. Valla o bizi öldürecekti. Kahretsin, bu sefer beni gafil avladı. Oğlum seni gafil avlamadı, seni bildiğin yiyordu. Yaşlı ayı. O hala buralarda.
Ya olsun ya, o yaşlı ayıysa ben de genç erkeğim. Genç ki merak etme sen. Tüfeğini bana emanet et. Heh. Tam da istediğim gibi tüfeğimiz doldu arkadaşlar. Adam bayıldı. Adam bayıldı. Bekle adamım, sana yardım getireceğim. 2 seconds later. Böyle bu yan yatışa bak, tam pompalamalık uzanmış. Garibim bayılmış ya. Ben aldım tüfeği, 2 tane daha mermi buldum. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Buna yardım çağırmam lazım. Şimdi arkadaşlar, bizden yaklaşık 300 metre ileride bir kamp kulübesi var. Oraya gideceğim. Bey yardımlık bir şeyler bulabilirim. Bizim avcı inşallah ölmez o zamana kadar, yazıktır ya. Elimde tüfek varken ayrı bir güvende hissediyorum kendimi. Ama tabi böyle tavşana mafşana ateş etmem, kurdu ederim, ayıya ederim. Yoksa tüfek ele harcanır mı amına koyayım tavşana? Tavşanı elle öldüreceğiz ayla. Bir kız için düştüğüm durumlara bak. Dağlar aşıyorum, çöller aşıyorum ha. Bu arada hava çok rüzgarlı. Bulutları görüyorsunuz zaten ne biçim uçuyor. Bulutlar rüzgarın inmesiyle hareket eder arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten ben de size gereksiz bilgiler vermeyi çok seviyorum. Bu huyumu da siz hepiniz zaten biliyorsunuz. Ulan burası ne bereketsiz topraklar. Sabahtan yürüyorum, bir tane tavşan bile görmedim. Sadece kuru ağaç var arkadaşlar, bir de kar var yani. Gebermek için birebir. Yürürken çıkan kar sesine bakın, ayaklarıma bakın. Bu bana huzur veriyor dehşet derecede. Ananın amına kurt, bir kurt. Tüfek ver, tüfek ver, gelme ananın amını sikerim, gelme. Gelme, korkutma, ateşi açmak istemem, bas. Seni öldürürüm lan, gelme. Lan gelme, bir tane vurdum değil mi? Amına kaa. Orospu çocuğu, orospu çocuğu seni, seni amın çıkarım, nasıl tutturamadım ben onu ya. Oğlum bunu nasıl tutturamadım ya. Gel gel. Ulan kaçma. Ben seni öldürmedim amına koyayım. Senin kralın gelsin beni siksin. Piç ya. Öldüreceğinden de la beni rahatsız etti ya. La ben nasıl tutturamadım onu amına koyayım ya. Bütün özgüvenim yerle bir oldu. Moralim bozuldu ya. Kurt geliyor, yarrak gibi sen nişan alana kadar, nefesini düzenleyene kadar üstüne atladı tabi. Ben size nasıl yapılmaz onu gösterdim, yoksa yapardım yani. Başım dönüyor amına koyayım, ısırdı ya. Bak hele bak, pezevenk ayakçı çıktı arkadaşlar, sol ayağımdan ısırmış beni. Ulan zevkeye gelmiş hayvan. Namusumuzdan dolduk ya bu yaştan sonra. Bel oyunları çok seviyorum la, insanı içine kaptırıyor bir film gibi. Ortamı da seviyorum. Dedim ya, çizgi filmdeymişim gibi hissettiriyor. Sol ayağımı tutmuş ha, namussuza bak hele. Oğlum ben kıymıyorum ayağıma dokunayım. Sen kimsin yalıyorsun? Hele o ayı benim karşıma çıksın, onu kış uykusuna değil ebedi uykuya yatıracağım. O gün öyle bir fırtına vardı ki bir adım ötemi bile göremiyordum. Karşıma 2 adet boz ayı çıkmıştı. İkisini de sadece bıçakla öldürüp yoluma devam etmiştim. Ama o da neydi? Saldırıların ardı arkası kesilmiyordu. Bu sefer de bir kartal bana musallat olmuştu. Evet, onu ayaklarından tuttuğum gibi yerden yere vurdum. Şu trene mi sıkınsam ne? Bir bakayım içeri giriliyor mu? He nasıl girilmiyor? Vallahi gayet de güzel bir tren. Ananın amı! Bacaklarını açmış bir ceset daha. Oğlum çok üzülüyorum ya. Araştıralım, bir şeyler çıkacak mı? Tozlu köpek maması çıktı. Gerizekalı galiba bunu yediği için ölmüş zaten. Çantasına bir bakayım. Sağlam iş pantolonu. Bak bu iş yapar ha. Şu tren yolunu dipdüz takip edeceğim. Ne köle dedik, tren yolu kayboldu amına. Tahmin ettiğimden daha hızlı ve güvenilir bir şekilde geldim. Ne yazıyor burada? Hidroenerji. Bak burada birileri yaşıyor olabilir. Bir araba var arkadaşlar. Şuradan içeriye girelim, anahtarı buldum ya. Hikaye moduna girdi şu an arkadaşlar. Bir şey göremiyorum ben. Ben şu an oynamıyorum ha. Bak. Anasının amma. Bizim kaptan gene bizi ziyarete gelmiş. Hele bak, yemin ederim arkadaşlar en az 50 bir... Ay! Konuşamadım, en az 2 metre. Ne ikisi amına koyayım, sen de iyice her şeyi unuttun. Yaklaşık bir 8 metre falan var. Gel lan, senle teke tek atak. Oğlum benim nutkum tutuluyor büyük canavar görünce. 2 metre, 50 metre. Sen hesap yapana kadar pençeyi sen götüne sokuşturur o. Ayı boş ver de şuraya bir girelim. Yardım çağıralım burada. Hello? Hey, kimse yok mu? Anyone here?
Yok galiba. Işık yakalım, biraz karanlık da içerisi. Sevmiyorum ben karanlığı. Kontrol odası. Girelim. Bak gene hikaye modunu aldı, gene ayı çıkmasın ha. Aç. Narin aç, narin çok ses çıkarma hayvan. Açamadık, kilitli. Aha. Aşağı inen bir yer. İnelim amına koyayım. Bu da iyice korku oyununa döndü zaten. İp var. Umarım aşağıda iki tane eskort beni bekliyordur. Yoksa bu kayolculuğa değmez ha. Ya yeter artık ya. Bir ceset daha görsem ağlarım demiştim. Bunu da araştıralım. Hepsi de donmuş. Adamdan kereste kibrit çıkıyor ama donmuş. Gel de bu oyuna kızma. Arkadaşlar anladığım kadarıyla oyun benden şey istiyor. Bir tane telsizi tamir etmemi, onunla yardım çağıracağım. Tamir etmek için parça arıyorum şu anda. Bunu da diğer bölüme bırakalım o yüzden, çünkü bayağı uzun sürebilir. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.